Evet, arkadaşlar yükselme döneminin son konusunu anlatıyoruz. Bunu anlatmakla yükselme dönemi siyasi olaylarını bitirmiş olacağız. Sokullu Mehmet dönemi, kısaca Sokullu dönemi 1564, arkadaşlar 1579 yılları arasında görev yapmış. Arkadaşlar Sokullu kimdir? Sokullu Mehmet Paşa bir devşirme. Yani Türk değil arkadaşlar, sonradan Müslüman olmuş devşirme birisi. Ancak devşirmeler biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde Fatih'ten sonra özellikle sadrazamlık gibi üst düzeylerde tercih ediliyordu. Sokullu da başarılı birisi olarak sadrazamlığa kadar yükselmiş birisi. Ve döneme ismini vermiş. Şimdi biz arkadaşlar şunu görebiliriz. Mesela Fatih dönemi diyoruz, işte 2. Murat dönemi diyoruz. Genelde döneme padişahların adını veriyoruz. Fakat bir noktaya geldiğimizde Sokullu dönemi diyoruz ya da Köprülü Mehmet Paşa dönemi diyoruz. Sadrazamların isimlerini döneme veriyoruz. Bunun sebebi nedir? Şudur arkadaşlar. Bu sadrazamlar gerek Sokullu gerekse Köprülü, o kadar büyük başarılara imza atıyorlar ki o dönem için, padişahları bile gölgede bırakacak, padişahların gölgede kaldığı, bu büyük başarılarından dolayı, devlete verdikleri yönden dolayı, katkılarından dolayı döneme kendi isimlerini vermişler. Dolayısıyla padişahlar geri planda kalmış ve bu sadrazamların isimleri arkadaşlar döneme verilmiştir. Sokullu'nun arkadaşlar başarıları nelerdir dersen biraz sonra sayacağız. Kıbrıs'ın alınmasından tutun, işte Sakız Adası ya da Tunus'un alınmasına kadar, Lehistan'ın alınmasına kadar birçok katkısı var. Aynı zamanda da yaptığı projeler, mesela sorularda bu şekilde geliyor arkadaşlar. Don Volga, Süveyş, Kanal projelerini hazırlaması nedir arkadaşlar? Döneme damgasını vurmasında etkili olmuş. Sokullu Mehmet Paşa 3 padişah döneminde görev yaptı. Dikkat ederseniz 1564 Kanuni 66'da vefat etmişti. Dolayısıyla Kanuni Sultan Süleyman'ın son 2 yılında. Kanuni'den sonra oğlu 2. Selim geldi. Arkadaşlar biz Sarı Selim diyoruz. Dolayısıyla Sarı Selim döneminin tümünde. Sarı Selim'den sonra da oğlu 3. Murat tahta çıktı. 3. Murat döneminde de ölünceye kadar, yani bir 5 yıl daha görev yapmış. 3 padişah arkadaşlar görmüş. Çok önemli bir isim olduğu için devletin gücünü pekiştirmesinde, yaptığı projelerle yükselmesinde çok önemli bir isim olduğu için arkadaşlar Sokullu'nun ölmesiyle yükselme dönemi, yani biz şimdi dünya gücü Osmanlı diyoruz, yükselme demiyoruz. Yükselme dönemi sona erdi ve duraklama dönemi başladı. Yani Osmanlı yükselmesi bitti, duraklamaya girdik. Sokullu öldü. Bak Kanuni ölünce duraklamaya girdik demiyorum. Sarı Selim öldüğü için duraklamaya girdik demiyorum. Sokullu öldüğü için duraklamaya girdik diyorum. Bu da arkadaşlar Sokullu'nun döneme ne kadar büyük katkısının olduğunu gösteriyor. Duraklama demiyoruz. Şimdi ne diyoruz? Değişen dünya siyaseti karşısında ya da dengeleri karşısında Osmanlı ünitesi diyoruz arkadaşlar. Evet. Bu dönemde yapılanlardan birisi Sakız Adası'nın alınması. Kimden aldık? Cenevizlerden. Sakız Adası biraz önce söyledim. Batı Anadolu'da olduğu için bölgenin güvenliğini sağladı. Kıbrıs'ın alınması. Arkadaşlar Kıbrıs'ın alınması 2. Selim döneminde gerçekleşti. Sokullu buna karşı çıkmıştır. Kıbrıs'ın alınmasına Sokullu karşı çıkmıştır. 2. Selim'e demiştir ki padişahım böyle bir işe girmeyelim. Ama padişah böyle 2. Selim kendini biraz da kanıtlama peşinde olduğu için böyle sansasyon yaratacak bir başarıya ihtiyacı var. Riski göze alıyor ve diyor ki hayır, Kıbrıs'ın alınmasına karar verdim.
Neden Sokullu Kıbrıs'ın alınmasını istemiyor? Çünkü diyor ki Kıbrıs çok güçlü bir yer. Eğer biz burayı kuşatır da alamazsak zayıflığımız ortaya çıkar ve bir nevi rezil oluruz diyor. O sebepten bu riske girmeyelim diyor. Ama dediğim gibi Sarı Selim Kıbrıs'ın alınmasına karar verildi. Arkadaşlar ve biz Kıbrıs'a sefer yaptık. Neden? Çünkü Venedik, Kıbrıs Memlük Devleti'nin hakimiyetindeydi eskiden. Vergi veriyordu Venedik'e. Ama biz Venedik Memlük Devleti'ne vergi veriyordu. Ama biz Memlük Devleti'ni yıktık. Artık Osmanlı'ya vergi vermesi gerekiyor. O vergi bize vermemeye başladı. Askeri üs olarak tabii ki stratejik bir önemi var. Biraz önce söylediğim gibi Mısır, Suriye, Anadolu kıyılarının güvenliğini sağlamak için önemi var. Doğu Akdeniz ticaretinin güvenli olması için, korsancılığın bölgede önlenmesi için yine Kıbrıs'ın alınması gerekiyordu. Ve Kıbrıs arkadaşlar 1570'te alındı. İnebahtı yenilgisi arkadaşlar. Sebebi şu, biz Kıbrıs'ı alınca çok önemli ve stratejik bir bölge olduğu için hemen bir Haçlı ordusu kuruldu. Kıbrıs'ı almamızın cezası olarak Haçlı ordusu bize saldırmaya karar verdi. Ve İnebahtı'da olan arkadaşlar İnebahtı Mora Yarımadası'nda, İnebahtı Preveze, gördüğünüz gibi Preveze şu anki Yunanistan. Bu bölge arkadaşlar şu anki Yunanistan olmuş oluyor. Atina, bakın İnebahtı, Preveze, Mora. Burada bizim donanmamızı arkadaşlar yaktılar. Donanmamızı yaktılar. Tabii bu çok büyük bir olay. Ciddi anlamda Osmanlı Devleti'nin o bölge stratejik olduğu için Modon, Koron, Navarin, İnebahtı, ciddi donanma gücümüz var o bölgede ve bayağı bir zarar gördü arkadaşlar. Bu sırada Venedik elçisi işte Sokullu'ya diyor ki biz Kıbrıs şey yaptık diyor. Kıbrıs'ı aldınız. Biz de diyor İnebahtı'da gemilerinizi yaktık. Nasılsınız falan diyor böyle bir dalga geçerek falan filan. Çünkü çok dediğim gibi ağır bir yenilgi. Sokullu da elçiye, Venedik elçisine şöyle söylüyor. Biz Kıbrıs'ı almakla sizin kolunuzu kestik. Siz ise bizim sakalımızı tıraş ettiniz İnebahtı'da donanmamızı yakarak. Ancak kesilen kol yerine gelmez, kesilen sakal ise daha gür çıkar diye tarihi bir cevap vermiştir. Bu cevabında tabii ki halkı birazcık, halk tedirgin ve üzgün olduğu için arkadaşlar teselli etme amacı da taşıyor. Bir de düşmanlarımıza gözdağı verme amacı da taşıyor. Gerçekten de söylenilen yapıldı. İnebahtı'da donanmamız yandıktan sonra kısa süre içerisinde 600 küsürlük bir donanma gücü arkadaşlar orada oluşturuldu. Gemi yapıldı ve daha öncekinden daha büyük bir arkadaşlar filo oluşturuldu. Tunus İspanyollardan alındı. Kuzey Afrika'da olduğu için buradaki gücümüz arttı. Lehistan Osmanlı himayesine girdi. Arkadaşlar Lehistan'da Lehler saldırıya uğruyor ve saldırıya uğrayınca Osmanlı'dan yardım istiyorlar. Osmanlı Devleti de Lehistan'a yardıma gidiyor, sefer düzenliyor. Bu sefer sonrasında arkadaşlar Lehistan Osmanlı himayesine girmiş oluyor ve sınırlarımız Baltık denizine kadar ulaşmış oluyor. Bir diğeri arkadaşlar Portekizlere karşı mücadelemiz. Fas bölgesindeki yaşayanlar arkadaşlar, Fas bölgesindeki Müslümanlar, halk Portekizler bölgeye saldırınca Portekizlere karşı Osmanlı'dan yardım istiyor. Evet, gördüğünüz gibi Osmanlı güçlü, herkes bizden o dönemde yardım istiyor. Osmanlı Devleti de Fas'ın yardım çağrısı üzerine, aynı Lehistan'ın yardım çağrısıyla gittiği gibi bölgeye gidiyor, Vadüs-Seyl Savaşı'nı yapıyor, Portekizlerin etkinliğine son veriyor ve böylece Fas Osmanlı himayesine girmiş oluyor arkadaşlar.
Lehistan'la Fas'ın Osmanlı himayesine girmesi 3. Murat döneminde, diğerleri arkadaşlar Tunus'un alınması ya da İnebahtı Yenilgisi, Kıbrıs ya da Sakız Adası'nın alınması, bunlar da 2. Selim döneminde. Ben hemen burada size yine harita üzerinden göstermek istiyorum. Çalışırken mutlaka arkadaşlar harita üzerinden çalışın. Podolya, Ukrayna arazisi. Şimdi arkadaşlar tabii ki Lehistan yukarıda, Lehistan'ın alınması. Yukarıda buzullarla kaplı deniz var biliyorsunuz. Dolayısıyla Baltık Denizi'ne ulaşmış oluyor sınırlarımız. Burada Fas'ı aldık. Fas'ın alınması ile birlikte sınırlarımız nereye ulaşmış oluyor arkadaşlar? Atlas Okyanusu'na ulaşmış oluyor. Fas, Cezayir, Tunus, Trablusgarp, Bingazi, Mısır. Buraya ne diyoruz? Afrika'nın kuzeyi. Yani Kuzey Afrika. O zaman ben Fas, Cezayir, Tunus, Trablusgarp, Bingazi ve Mısır'ı alıyorsam ya da Cerbe'yi mesela kazanıyorsam arkadaşlar, bu ne demek? Kuzey Afrika'daki gücümün artması demek. Peki şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Daha önce açıkladım. Benim bir deniz kıyısındaki yeri almam hem bulunduğum karada hem bulunduğum denizde gücüm artır. Mesela Trablusgarp Kuzey Afrika'da. O zaman Trablusgarp'ı alırsam Kuzey Afrika'daki gücüm artar. Ama Akdeniz'e kıyısı var. Akdeniz'deki gücüm de artar. Mesela İzmir bizim. Anadolu'daki gücümüz artar. Ama İzmir'le birlikte Ege Denizi'ndeki gücümüz de artar. Çünkü biz buradaki limanları kullanıyoruz. Mesela Antakya, Hatay bizim. O zaman bizim bu bölgede, güneyde gücümüz artar. Ama aynı zamanda Akdeniz'e baktığı için Akdeniz'deki gücümüz de artır. Trabzon. Arkadaşlar Karadeniz'de. O zaman Anadolu'daki gücümü arttırır Anadolu'da. Ama aynı zamanda Karadeniz'e kıyısı olduğu için Karadeniz'deki bu nedir arkadaşlar? İşte balıkçılık bana ait olacak bölgedeki, burada donanma bulundurabileceğim, denizlerdeki turistleri ağırlayabileceğim. Dolayısıyla benim bu bölgedeki gücümü de arttırır. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. O zaman saydığımız yerlerde Kuzey Afrika'daki gücümüz artarken aynı zamanda Akdeniz'e kıyısı olduğu için Akdeniz'deki gücümüz de arttırmıştır. Evet. Şimdi arkadaşlar Sokulu'nun projeleriyle yükselme dönemini bitirelim. Sokulu'nun 3 tane projesi var. 3 tane projesi. Bir tanesi arkadaşlar Marmara, İznik, Sapanca. Evet, buraya almadım ama sorularda belki gelebilir. Arkadaşlar Marmara nedir? Sapanca. Evet. İznik diyelim. Marmara Sapanca projesi. Arkadaşlar bunu da bilin. Sorularda gelmiyor ama pat diye gelirse ne demek istiyor diye. Belki yorum olarak gelir. Şöyle. Normalde bu Kütahya bölgesindeki ya da işte Karadeniz bölgesindeki keresteler, işte ticaret için gelen gemiler vesaire ta İstanbul'u dolanıyor arkadaşlar. Boğazları dolanıyor ve boğazlar üzerinden gidiyor normalde gidecekse, Ege'ye falan geçecekse. Dolayısıyla bir kere böyle yolu uzatmış oluyoruz. Bir de İstanbul Boğazı biliyorsunuz çok geniş değil, dar. Çanakkale'ye göre. Bir de çok yoğun olduğu için ve İstanbul başkentte olduğu için saldırıya maruz kalabilecek bir yer. Yani güvenlik açısından çok fazla geminin gidip gelmesini istemiyoruz. Mesafenin uzun olmasından dolayı da arkadaşlar aynı zamanda bu yolun kullanılması birazcık nedir? Tüccarlar için zor. Şimdi şöyle düşünülüyor. Sokullu diyor ki ben burada Marmara Denizi'nden İşte buradaki Sapanca'yı vesaire kullanarak, yani buradaki gölleri kullanarak Marmara'dan bu göllere bir kanal açsam, bu göllerden de diyor şu Sakarya Nehri üzerine, Sakarya Nehri üzerine o kanalı getirsem, sonra Sakarya'dan direkt ne yaparım? Karadeniz'e gelirim. O yüzden buradaki gemiler Karadeniz'den Sakarya Nehri'ne gelir.
Oradan bu göller üzerinden Marmara'ya geçer. Direkt Boğaz'a uğramadan ne yapmış olur? Boğaz yolunu kullanmadan Ege'ye geçmiş olur. Mesafeyi kısaltmış olacak, ticareti kolaylaştırmış olacak, İstanbul'un güvenliği için tehlikeyi ortadan kaldırmış olacak. Dediğim gibi bu Kastamonu bölgesinden Kereste'nin vesaire daha rahat bu bölgeye gelmesini sağlayacak. O zaman bu yol işler olursa ne olur? Bu yol işler olduğu için ticaret bakımından da bölge gelişir. Bu sebepten dolayı böyle bir Marmara projesi arkadaşlar var. Bir diğer projesi Don Volga projesi. Amaç bölgedeki nehirleri kullanarak Karadeniz'e Hazar'ı birleştirmek arkadaşlar. Kırım ve Karadeniz'in güvenliğini sağlamak, Rusya'nın güneye inmesini önlemek, İran savaşlarında donanmadan yararlanmak, Kafkas Türkleriyle bağlantı kurmak, İpek Yolu denetimini sağlamak. Hemen bunu harita üzerinden arkadaşlar söyleyelim. Şimdi burada da şöyle düşünüyor. Diyor ki bu Hazar Denizi ile gördüğünüz gibi Hazar'la Volga belli bir noktada birleşiyor. Don Nehri belli bir noktada mesela Kırım'a doğru gidiyor. Eğer diyor ben bu Hazar'la ya da şuradan da düşünebilirsiniz Hazar vesaire Karadeniz'e direkt geldiğini düşünebilirsiniz. Bu nehirler aracılığıyla ben eğer ki şu Karadeniz ile Hazar Denizi'ni birleştirirsem normalde orduyu yaya olarak arkadaşlar İstanbul'dan ta geçen gün anlatmıştım İran'a biz yaya bir şekilde ya da atlı süvari şeklinde götürüyoruz. Dolayısıyla ordu bu yol kat ederken geçen ders anlattım çok yoruluyor zaten. İran'a geldiğinde yorgun bir ordu oluyor ve masrafı inanılmaz artıyor. Çünkü süre uzadıkça ordunun masrafı, savaş masrafı artar. Ben diyor onu yapmak yerine eğer şuradan diyor Hazar Denizi'ne geçersem Hazar Denizi gemilerle diyor orduyu İstanbul'dan yüklerim. Hiç onları yormadan Karadeniz'den Hazar'a getiririm. Hazar'dan zaten İran'a buradan gemilerle askeri indiririm ve İran savaşlarında yararlanırım diyor. O zaman Hazar'ın egemenliği bizde olur donanmamız olursa. Rusya'nın aşağı doğru inmesini ne yapmış oluruz? Kesmiş oluruz. Bu Hazar'ın arka tarafı Aral Gölü çevresi Türklerin ana yurdu. Dolayısıyla Hazar'a gelirsek buradaki Türklerin bağlantısını kurmuş oluruz. Türklerle yeniden işbirliğini yapmış oluruz. Burası İpek Yolu güzergahının geçtiği nokta İpek Yolu'nu da ele geçirmiş oluruz. Dolayısıyla bunun birçok faydası söz konusu arkadaşlar. Ancak biz bu projeyi yapamadık. Çünkü Kırım Hanlığı destek vermedi. Sonra dediler ki ne gerek var bu kadar büyük projeye, ne olacak? Osmanlı ekonomisi zaten buna müsait değil. Adam bulduk, kanalı kazdırmaya başladık, çalıştırmaya başladık. İşçiler çalışmadılar vesaire. Ödenek gitmedi. Dediğim gibi çeşitli sebeplerden gerçekleştiremedik. Kim gerçekleştirdi? Daha sonra Rusya bunu gerçekleştirdi. Yani biz aklımızı kullanıyoruz ama uygulamaya başkaları geçiyor ve bu işin kaymağını başkaları yemiş oluyor. Süveyş Kanal Projesi Kızıldeniz'le Akdeniz'i birleştirmek, coğrafi keşiflerin olumsuz etkisini kırmak, Mısır'ı eski canlılığına kavuşturmak, Hindistan üzerinde egemenlik kurmak, Doğu sınırının güvenliğini sağlamak, Hindistan Türk Müslümanlarıyla ilişki kurmak, baharat yolunu ele geçirmek. Şimdi bunu da harita üzerinden anlatayım arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki Kırım İpek Yolu'nun deposuydu. Dolayısıyla bu yol yani o zaman Volga, Don Volga projesi, Hazar Denizi, Karadeniz birleştirme projesi. İpek Yolu için, ticaret için önemli. Aşağıdan gelen, Mısır'a gelen yolsa neydi arkadaşlar? Baharat yolu. O zaman Süveyş, zaten burada var Süveyş. Kanal projesinin amacı da baharat yolunda hakimiyeti sağlamak. Yani bir nevi coğrafi keşiflerin olumsuz etkisini arkadaşlar ortadan kaldırmak. Şimdi biraz önce ne demiştim size? Şu Kızıldeniz dar. Diyor ki Sokullu, dar olduğu için gemiler geçemiyor. Mesela burada diyelim ki geniş olduğu için Kızıldeniz, ben 10 tane
20 tane gemiyle Kızıldeniz'e giriyorum. Ama gittikçe alan darlaştığı için ve iyice Akdeniz'e doğru dikkat ederseniz küçüldüğü için bu gemiler neredeyse tek sıra haline biniyor. E tabi ne oluyor? İnanılmaz bir yığılma oluyor ve tüccarlar Akdeniz'e geçmek için Hindistan'dan aldıkları malları Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçirmek için aylarca, yıllarca beklemek zorunda kalıyor. Sokullu diyor ki, eğer biz bu kanalın olduğu yeri, açar da Kızıldeniz ile birleştirirsek, ne yapmış oluruz diyor. Bu bekleme işini önlemiş oluruz. O yüzden de diyor tüccarlar ta Afrika'nın ucunu dolaşıp Avrupa'ya gideceğine çok daha kısa olan mesafeyi kullanır. O zaman Mısır'ın değeri yeniden artar. Mısır'da ticaret artar. Coğrafi keşiflerin olumsuz etkisinden kurtuluruz diyor. Bir diğeri de şu. Tabii buradaki gemilerin, büyük gemilerin geçecek olması, Hindistan'a hakim olmakta, Hindistan'a da Türkler, Müslümanlar yardım istediğinde Hint deniz seferlerinde gidememiştik. İşte bunları ne yapabiliriz? Daha büyük gemilerle gidebiliriz. Yardımcı olabiliriz. Oradaki Portekiz egemenliğini bu şekilde arkadaşlar kırabiliriz. Bu sebepten dolayı bu projeyi Sokullu yine çizdi. Don Volga'da olduğu gibi bu da gerçekleştirilemedi. Kim gerçekleştirdi sonra? Mısır Valiliği ve Fransa. Fransa burada projeyi gerçekleştirdi. Arkadaşlar, Mısır'ın değeri arttı. Süveyş kanalı açıldığı için Mısır'ın değeri arttı. Ancak İngiltere Mısır'ın değeri artınca Mısır'ı işgal etti. Yani dolayısıyla burası bize yine de yar olmadı diyelim. Evet, Sokullu dönemi olaylarımız da arkadaşlar bu şekilde. Bu konumuzla birlikte yükselme dönemini bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Buradan takip edelim. Videomuzu hızınıza göre ayarlayabilirsiniz. Yavaşlatıp hızlandırabilirsiniz arkadaşlar. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Kolay gelsin diyorum.